Merhabalar, 25 Ocak 2023 günlerden çarşamba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi dün önemli PMI verilerini almıştık. Bir kısmını paylaştım sabah gibi hatırlıyorum ama yine de üzerinden geçeyim çok kısa bir şekilde. Euro bölgesi, Amerika, buralardan PMI verilerini aldık. Her iki yerde de PMI verileri beklenenin üstünde geldi. İsterseniz şöyle kısaca üzerinden geçeyim. Şimdi Euro bölgesi imalatta, hizmette beklenti üstü geldi. Yani biraz toparlanma var ama nedir? Kötünün iyisi diyebiliriz. Amerika tarafı özellikle üretim ve hizmet PMI'yi buralarda da beklenti üstü geldi. Üretim 46 bekleniyorken 46.8, hizmette 45 bekleniyorken 46.6 geldi. Genel anlamda bu da hani bu veride kötünün iyisi diyebiliriz. Çünkü 50'nin altında olması hala işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor ama küçük de olsa bir toparlanma var mı? İşte var. Şimdi neden PMI verileri önemli? İşte önümüzdeki dönem biraz aslında şunu görmeye çalışıyoruz. Yani durgunluk olacak mı olmayacak mı? İşler iyiye gidiyor mu kötüye mi gidiyor? Toparlanma var mı yok mu? Mesela Euro bölgesine baktığımız zaman burada hizmet PMI'nin iyi geldiğini görüyoruz. Keza Almanya geldi. Almanya'da da yine hizmet PMI 50'nin üzerinde geldi. Yani burada bir parça 50'nin üzerinde olması iyi. Daha iyi. Yani yumuşak iniş. En azından Avrupa için bir miktar daha şu anda olumlu görünüyor. Şu anki veriler böyle tabii. Hani bu önümüzdeki dönemde de bu verilerin birbirini takip ediyor olması lazım arkadaşlar. Fakat şöyle bir şey oldu. Yani PMI verileri bir miktar kötünün iyisi geldi ama piyasalarda genel anlamda satış gördük. Neden? Birkaç tane nedeni var. İşte bunlardan bir tanesi şirketlerin son dönem bilançoları geliyor ve genelde ileriye dönük, yani bu sene için genel beklentiler genelde olumsuz. İşten çıkarmalar var. Karlarda düşüşler var. Yani çok iyi beklentiler yok. Bilançolarda zaten hani çok aman aman bir bilançoda olmadığı, geçen haftadan bu yana en önemli etkinin bu olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki 1 Şubat. 1 Şubat'ta Amerika Merkez Bankası Fed toplantısına gidiyoruz. Dolayısıyla piyasalar tedirgin. Yani geçen hafta veriler kötü geldiğinde piyasada kötü olarak fiyatlamıştı. Neden? Ne demiştik o zaman? Fed'i evet, Fed'le aynı kafa kafaya verdiler. Fed'i ciddiye aldılar. Bu hafta çok Fed başkanları konuşmasa bile işte veriler iyi de gelse kötü de gelse piyasaların bir endişe, bir korku içerisinde olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü toplantıya gidiyoruz. Fed toplantısına gidiyoruz ve Fed'in ne yapacağı belli değil. Ve genel anlamda da bugüne kadar, yani geçen haftaki konuşmalara da baktığımız zaman genel anlamda hep şunu gördük. Agresif konuşmalar, şahin konuşmalar, yani daha fazla faiz artışlarını gösteren konuşmalar yapıldı. Bu nedenle piyasa korkuyor. Yani Fed acaba aynı konuşmaları yapacak mı? Powell aynı konuşmaları yapacak mı? Tamam, faiz artışında 25 bas puanlık bir faiz artışı bekliyoruz ama yani genel yüksek bir ihtimalle bu gelecek. Fakat ne söyleneceği oldukça önemli. 2023'ün ilk toplantısı olacak ve önümüzdeki dönem, Şubat'tan sonra Mart var, Mayıs var. Buralarda neler yapılacak ve 2023'ün geneline ait nasıl bir projeksiyon çizecek FED yılın ilk toplantısında, bunları takip ediyor olacağız arkadaşlar. Yani piyasaların biraz tedirginliği, korkusunun buradan kaynaklandığını söyleyebilirim. Diğer taraftan hisse senedi piyasaları Amerika tarafına baktığımız zaman bir parça satış yemiş olsa da buradan ben grafikten baktığım zaman S&P hala 2023'te başladığı o yükseliş dalgası, çünkü biz 2022 sonlarında 3800'leri görmüştük. 3800'lerden başladı yukarı çıkmaya ve şu an hala 4000'lerin üzerinde. Yani yılbaşından bu yana yukarı çıkan bir S&P grafiği var. Nasdaq'ta keza aynı şekilde. Bu kötü bir yerde değil. Öyle söyleyeyim. Nasdaq'ta da şu anda en son 11.334 ile kapattı. Yani burası da 10.300'lerin altını görmüştük zaten 2022'nin sonlarında. Dolayısıyla burada da senin başına itibaren bir toparlanma var mı? Evet var. Fakat dediğim gibi piyasaların kafası oldukça karışık ve tedirginlik var. Korku var, endişe var. Acaba yani o rahatlama geçmedi. Yani o rahatlama, daha doğrusu bir rahatlama gelmişti FED'le alakalı. Ama FED'in konuşmaları dediğim gibi bu tarafı aşağıya getiriyor ve diğer taraftan resesyon. Resesyon korkusu, şirketlerin karlılıklarının azalacağı bir dönem.
Ondan sonra şirketin işten çıkarmalarının azalacağı bir dönem. Dolayısıyla da bunlar biraz piyasaları geriyor arkadaşlar diyebilirim. Ve özellikle de FED toplantısıyla beraber biz neyi anlamaya çalışacağız? Haziran'dan sonra neler olacak? Yani Haziran'dan sonra acaba FED faiz artışlarına devam edecek mi? Yatayda mı kalacak? Ne olacak? Yani 5'in üzerinde bir şey olacak mı? Olmayacak mı? Hatta bu son bugün okuduğum bazı haberler, bazı açıklamalarda Şubat'tan sonra faiz indiriminin bile çok küçük de olsa fiyatlandığı, düşünüldüğü konuşuluyor. Bu da bana acayip geldi. Yine başka okuduğum bir makalede şöyle diyor. Resesyonda işsizlik yüksek olur. Şu an istihdam piyasası çok güçlü ama işsizliğin düştüğü zamanlarda, resesyon dönemlerinde hisse senedi piyasaları geçmişe tarihe gidip baktığımız zaman aslında çok da dipleri görmemiş. Yani işsizliğin yüksek olduğu zamanlarda hisse senedi piyasalarına alım gelmiş gibi böyle bir görüş de var arkadaşlar. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Yani geriye gidip incelediğimiz zaman bunu da dikkate almak lazım yani. Genel anlamda ama iyi başlayan bir 2023, bakalım devamında önümüzdeki hafta biraz Fed'in kararıyla belirleyici olacak diyebilirim size. Şimdi devam edecek olursak eğer dolar endeksine bir değinmek istiyorum. Çünkü dolar endeksi bir parça böyle bir güçlendi. Yani çok az da olsa bir 102'lerin üzerini gördü biraz önce. Tekrar 102'nin altına geldi. Yani 101.86 benim bu yayını yaptığım saatlerde. Tahvil tarafında bir şey var. Yani 10 yıllık tahviller 3.43. Aslında hani burası, yani bana göre dolar endeksi, şuradan grafiği açayım, buradan bakayım, şuradan açmıştım dolar endeksi grafiğini. Evet, şimdi dolar endeksi biz neyi görmüştük? 2000 Eylül'de 115'leri görmüştük, Eylül-Ekim tavanları görmüştük, şurada bir yerdeydi, evet. Evet, 115'leri gören bir dolar endeksi, sonrasında da düşen bir dolar endeksi, geldiğimiz noktada şu anda da 101.80'lerde. Önümüzdeki hafta bu toplantıyla beraber yönünü biraz daha belli edecek olur da çok şahin açıklamalar gelirse çok hani bir 102'lerin üzerine, 103'lerin üzerine atabilir ama açıkçası oralarda çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Çok 2023'ün tamamına ait böyle altıları falan işaret etmeleri lazım ki faizde bu yukarı çıksın. Bu nedenle biraz hani daha orta halle, biraz az agresif yapacakları agresiflik durumuna göre dolar endeksi buralarda, hatta 101'lerin altına kırma olasılığı da önümüzdeki hafta gündeme gelebilir diyebilirim size. 1 Şubat dolar açısından, dolar endeksi açısından oldukça önemli olacak. Her aşağı giriş diğer para birimleri güçlendiriyor. Özellikle euro dolar paritesinde şunu gördük. 1.09'ların üzerine gördü euro dolar paritesi. Şu an 1.09'un altında ama oraları bir gördük. Dolar endeksinin önümüzdeki hafta yani güç kaybetmesi Euro'ya çok yarıyor. Çünkü hem Avrupa biraz şu an daha şahin gidiyor Fed'e göre. Oradan bir zaten avantaj elde ediyor Euro dolara karşı. Ve bütün para birimleri aslında dolar endeksi düştüğünde ne yapıyor? Daha fazla değer kazanıyor. Yani ona göre dolar endeksinin gideceği yöne göre Euro dolar paritesi bir miktar daha açıkçası 1.09'un üstüne çıkma ya da biraz daha altına gelme ihtimali Fed'in vereceği karara göre değişecektir. Fakat şunu söyleyelim, şu anda dün de açıkladım, çok güzel bir yayın yaptım ama seyretmiyorsunuz arkadaşlar, seyretmiyorsunuz. Bakın Euro'yu soruyorsunuz, çok saranılıyor Euro mu dolar mı o mu bu mu diye. Dün inanılmaz güzel bir video yaptım, açıkladım tek tek ama çok az seyredildi. Yani başlıklara bakıp aldanmayın. Clickbait başlıklar yanıltıcı oluyor. Yani ben de atarım öyle başlıklar. Atıyorum da ara sıra, bakıyorum hemen insanlar daha fazla seyrediyor. Böyle başlıklar da atmak istemiyorum. Ama lütfen yani burada videonun içeriğine kitlenmenizde fayda var. Yani burada abartarak bir şeyleri anlatmak. İşte kaçtı gitti, göçtü, öldü, bitti, öyle olacak. Uuu yandık, bitiyor, öldük, gidiyoruz. Demek de istemiyorum yani. Burada hani olması gerektiği gibi anlatmaya çalışıyorum. Neyse, yani izleyen izler, alması gerektiği bilgiyi alır. Son olarak şunu söyleyeceğim Euro ile alakalı. Euro bölgesinde ECB, Avrupa Merkez Bankası daha şahin gidiyor. Sebeplerini dün anlattım. Dolayısıyla en azından kısa vadede önümüzdeki hafta Fed çok agresif olmazsa Euro dolar paritesi tekrar 1.09'u test edip biraz daha üzerine geçme ihtimali var mı? Evet, var arkadaşlar. Bu biraz daha önümüzdeki hafta Fed'e göre değişecek. Bu arada Goldman Sachs'tan bir şey geldi. Goldman'dan
2023 yılı MTI yılı olacak, altın yılı olacak şeklinde bir açıklama bu. Biliyorsunuz bu Goldman Amerika'nın en büyük dev yatırım bankalarından bir tanesi. Çünkü işte bir açıklamalara baktığınız zaman yani 2023 emtialarla alakalı iyi bir yıl olacak diyor. Bu tarafa bir sığınma var çünkü dolarda bir Fed'in faizleri yavaşlatmasıyla beraber emtialar güçleniyor, güç kazanacağı bir yıl. Özellikle Çin'in açılması gündeme geldi biliyorsunuz. Yine emtia tarafına baktığımız zaman özellikle altının gümüşe göre, diğer emtialara göre daha hızlı gittiğini görüyoruz. Daha hızlı prim yaptığını görüyoruz. Burada ara ara geri çekilmelerin olması gayet normal, bunu size söylüyorum. Yani düzeltmeler yapabilir, daha güçlü gidiyor. Nedenlerinden, en önemli nedenlerinden bir tanesi gümüş. Özellikle gümüş için söylemek gerekiyorsa. Şimdi gümüş neden etkileniyor? Gümüş resesyon etkisi, yani bu sene 2023 yılı durgunluğun, resesyonun olacağı bir sene olarak fiyatlandığı için, daha çok böyle bir beklenti olduğu için özellikle gümüştür, paladyumdur, bunlar daha böyle sanayide, üretimde kullanılan emtialar olduğu için daha onların zamanı gelmedi. Yani onlardaki yükselişte elbette ki bekliyoruz, bu sene onları da yarayacak bu Fed'in hamleleri, ama dediğim gibi daha çok üretimde, sanayide resesyondan dolayı olumsuz etki alıyorlar arkadaşlar. Altın biraz daha önde gidiyor ama bir şekilde bu aralarındaki korelasyon bir şekilde dengeye gelecek kısa vadede diye düşünüyorum. Şu anda çok bir korelasyonlu hareket etmediğini söylemek istiyorum. Yine Goldman tabii petrolle ilgili de gündem yapmış. Yani petrol tarafı na değiniyoruz ama hani burada da bir yükselişlerin olabileceğini özellikle jeopolitik risklerle gündeme getirmiş, öyle görünüyor 2023 yılı. Dolar için de söylemem gerekeni söyledim. Şimdi biraz içeriye gelmek istiyorum arkadaşlar. İçeride valla borsa, yani tam böyle bilanço sezonu, herkesin normalde moralli olması, işte borsanın yukarı gitmesi gereken bir, aslında hani bilanço fiyatlaması yapması gereken bir döneme girdik, ancak borsa hiç öyle hareket etmiyor. Yani hiç bir hacim yok, yani yukarı gidecek bir ne diyelim, yani 5400'ler bugün mesela düşüyor şu anda, hani 5400'leri bir değer gibi yaptı ama tekrardan aşağı geldi, 5260'da şu anda. Yukarı gidemiyor bir türlü. Tabii burada farklı etkiler de var, yok değil. Neden yapamadığıyla alakalı, neden yukarı çıkamadığıyla ilgili net bir şey söylemek mümkün değil ama en büyük olay belirsizlik. Yani seçimle alakalı belirsizlikler. Gerçi seçimin tarihi belli oldu ama neticede hani ne olacak, ne yaşanacak, kim ne diyecek, öyle mi olacak, böyle mi olacak, bunları bilmiyoruz. Ve diğer taraftan NATO ile ilgili biliyorsunuz bizim bir İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya alıp almama konusunda orada bir olumsuz rapor verdik. Yani istemiyoruz dedik. Orada bayağı bir gündem var. Şu an dünya bizi bunun üzerinden konuşuyor. Ve orası zaten bir daha hani görüşmeler devam ediyordu ama süresiz bir şekilde görüşmelerin de durdurulduğu söylendi. Oradan bir üstümüze geliyorlar. Yani bir parça ne diyelim size, biraz siyasi taraf, dış politikada da bir ısınmalar var. Böyle hani seçime doğru giderken işte, yani maalesef bunları böyle görüyoruz, göreceğiz ve görmeye de devam edeceğiz. Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çekiliyor. Şu an hani çok gündemde değilmiş gibi duruyor ama neticede bu gündeme gelecek en kısa vadede diye düşünüyorum. Çünkü neticede şu an Avrupa sesini çıkartmıyor. Hani biraz böyle elleri enerjiden dolayı stoklarını yaptılar. Biraz hava şartları iyi gidiyor. İşte enflasyonda bir miktar buna bağlı olarak düşüşler, PMI'lar, üretim sanayi tarafındaki gelen veriler olumlu geliyor. Ancak dediğim gibi hani bunlar çok daha kalıcı etkimi değil. Önümüzdeki dönem biraz daha belirleyici olacak. Özellikle Rusya-Ukrayna tarafında gelecek olan haberler. Evet, ya buraya ilave edeceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. En önemli bilgiler bunlar. Şimdi yarın Perşembe, Cuma Amerika tarafından yine çok önemli veriler gelecek. Amerika piyasaları şöyle söyleyeyim, hisse senedi ve kripto tarafında dalgalanma devam edecek arkadaşlar. Bir kere her şeyden önce FED toplantısına kadar çok aman aman bir şey beklemeyin.
Ne gelecek mesela? 25'i bugün, 26'sında çekirdek dayanıklı mal siparişleri, kişisel tüketim gelecek, dayanıklı mal siparişleri gelecek, büyüme verisi gelecek, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gelecek. Yine cuma günü çekirdek kişisel tüketim, kişisel tüketim harcamaları, Michigan Üniversitesi'nin 5 yıllık enflasyon beklentileri, bunları bekliyoruz. Piyasaların buna nasıl tepki vereceği bir volatilite yaratacak ama olumlu olumsuz anlamda net bir şey söylemek mümkün değil. Fakat genel anlamda FED toplantısına giderken bir gerginlik var ve dolar endeksi biraz daha böyle güçlü duruyor. Bu da piyasaları biraz böyle baskılıyor diyebilirim. Şimdi hem Goldman'ın dediği gibi hem de benim yayınlarda vurguladığım gibi, yani Goldman biraz aslında benim dediğimi ve benim gibi düşünenleri de aslında onaylamış oldu. Neden? Biz bu sene altın için olumlu yeşil ışık yakmıştık. Sebeplerini de anlatmıştım size. Defalarca altınla ilgili videom var, onu seyredin. Buradaki her şeye rağmen, piyasaya rağmen altının hala 1926 dolar, şu anda 1930 doları da bugün üstünü gördük. Özellikle önümüzdeki hafta olur da FED agresif gelirse altın tarafında, yani alım yapmak isteyenler alım fırsatlarını takip etmeli. Yukarı çıkışlarda da satmak isteyenler satış fırsatlarını takip etmeli. Nitekim şu anda gram altın sadece onstan destek alıyor. Dolardan almıyor arkadaşlar. Evet, böyle oradan buradan bir sürü konuları derledim, söyledim ama genel anlamda bakalım. Yani videonun başlığını nasıl yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Bir şeyler yazacağız. Bakalım. Evet, şimdilik bugün böyle. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere efendim.